Arkadaşlar kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün çok uzun zamandır herkesin beklediği, benim de beklediğim bir tane video yapacağız arkadaşlar. Sizce ne olabilir bugün 12 Nisan? 12 Nisan'da tabii ki de pek çoğunuzun da düşündüğü, aklından geçen şey BTS geri dönüş yapıyor. Şimdi bugün BTS daha geri dönüş yapmadı. Şu an bu videoyu çektiğim saat 11:50 geçiyor, yani 10 dakika falan var. Başladım videoya, başladığım zaman. Şimdi şöyle düşündüm. Daha video çıkmadı biliyorsunuz. BTS'in Boy With Love şarkısı Halsey ile. Ben bu kadını Halsey değil de bu videoda Halley diyeyim. Çünkü Halley daha böyle bir şey geliyor bana. Kadın ismini zorlanıyorum söylemekte. Neyse, ilk önce şey dedim ben. BTS'in ikinci teaser'ını izlemedim ben. İki gün önce çıkan veya dün çıkan, emin değilim. Onu izleyemedim. Onu izleyelim. Bir ilk önce ona tepki gösterelim. Bakalım ne var ne yok. Çünkü ilkini izlemiştim. Az çok bir şeyler öğrendik bakalım klibe dair. Ondan sonra da bir şeyler yapacağız. Ama geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenip beni de Instagram'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri ne olur açın. Abone olanlar bildirimleri açmıyor. Ondan sonra bakıyorum kimse izleyemiyor falan videolarımı. Neyse. O zaman şimdi BTS'in Boy With Love teaser. Halley'le düeti, şunu bir ayarlayamadım. Her seferinde aynı sorun yaşıyor. Teaser'a başlayalım. 3, 2, 1. Teaser gelsin. Çok ses var. Durun. Tamam. Şimdi zaten 6 saniyesinde Big Hit'in girişi olmuş. Oo, ilk Jin girdi. V'nin saçları mavi. Ben niye klip önceki teaser'da görmedim bunu? Bir şeyde otelde falan çektiler herhalde klibin bir tarafını. Bu arada şey durdurduğum yerde de RM şapka takmış. RM'e şapka yakışmış. Böyle beyazlara büyümüş. Ruh gibi olmuş. Yani bu kötü anlamda anlaşılmasın arkadaşlar. Şimdi melek gibi olmuş diyelim hadi. Ruh demeyelim de melek gibi olmuş. Şimdi sonra Blackpink'te de aynı şeyi yapmıştım. Linç yedim falan. Yani yapacak hiçbir şey yok. İlk önce şeye girdi. Jin girdi. Ondan sonra V'nin saçları maviymiş. Bakalım. Yani mavi renk çok böyle acayip bir renk. Onu da söyleyeyim. Saçımı mavi yapar mıydım? Düşünüyorum da bana yakışmazdı. Ama onlara yakışıyor. Neyse devam edelim. Sanki böyle şu öndeki şeyler Hint filmlerine benzemiş. Bakın şu sahneler. V şey gibi olmuş. Fekir Lav'daki haline benzemiş ama Fekir Lav'da saçları şuradan uzundu galiba. Ben bayağı yalnız takip etmişim. Düşünsenize o kadar saçın uzunluğunu kadar her şeyi biliyorum. Neyse. Bu böyleydi arkadaşlar. Çok bir şey görmedik zaten. Kaç? 29 saniye bir şey. 10 saniyesini Big Hit'in girişi aldı. Çok az bir şey gördük. Ama klip galiba böyle şey gibi, Hint dizilerindekiler gibi olacak. Ya Hint dizileri değil mi? Hint filmlerinde oluyor ya böyle ışıklar, kalabalık falan. Bu tarz şeyler olacak diye düşünüyorum. Emin değilim. Daha henüz izlemedim. Daha henüz video çıkmadı. O zaman bekleyelim bakalım videonun çıkmasına. Şu an saat 11:57 geçiyor. Son 3 dakika kaldı. O zamana kadar I'm so sick of this fake love, fake love, fake love. Oh, not today, not today. Böyle bir test mashup yapıyorum. Tabii ben yapmayayım da diğerleri yapsın, başka insanlar yapsın, biz onları dinleyelim değil mi? 3 dakika sonra burada görüşürüz arkadaşlar. Ben orayı hemen kesip direkt sizi videoya ışınlamak istiyorum. Şu an saat 11:59 geçiyor. Yeniliyorum BTS'in sayfasında, Big Hit'in sayfasında daha henüz bir şey yok. Heyecanlandım böyle. Üniversite sınavına giriyormuşum gibi bir heyecan bastı üstüme. Teaser'ların sonunda gördüyseniz orada şey yazıyordu ya böyle. Kore saati, Amerikan saati falan. Kore saatine bir baktım. Dedim saat 12'de yayınlanacakmış bu. Onun için şu an hala uğraşıyorum. 11:59 geçiyor. Hadi hadi. Tam 12 oldu bakın. İnşallah saat yanlış değildir Yusuf'un. Yükleniyor. Hala yükleniyor. Çok yazık. Tam 12 oldu, hala atmadım bir kit. Kaç tane insan bekliyor. Anneciğim gelme, video çekiyorum. İyi kere kalitme. Hadi al çabuk çabuk. Ay çok güzel şu an. Aa, internette bir hata oluştu. Hadi be Bikit. Bikit sayfasına girilmiyor. Sayfa çöktü. Sayfaya bir şey oldu. Bikit'in sayfasına girilmiyor. Bikit'in şeyinde yenileyip duruyorum. Bikit yazıp biraderim için çıkması. Yayınlandı. Yayınlandı şu an, az önce yayınlandı. Ana haber sunucuları gibi oldum. O zaman vakit kaybetmeden arkadaşlar, şarkı çıktığına göre şimdi YouTube falan çöker, uğraşamam bunlarla. O zaman hemen başlıyoruz. 3, 2, 1, gönder. Big Hit'in girişiyle girdik. Saçlarımı düzeldim. Dağıldım yalnız şarkı çıkacak diye burada. Bu şeydeki giriş geldi. Nasıl diyeyim? Teaser, ilk teaser'daki Halley göründü. Persona.
Kıyafetleri böyle renk tonları bayağı iyi. İlk kim söyleyecek acaba bakalım? İlk kim başlayacak şarkıya? Jimin başladı. Saç rengi yakışmış. Yani yakışmış. Jimin'e de maşallah hepsi gidiyor ama ben Jimin'de en çok şeyi seviyorum. Böyle gümüş rengi var diye şeyde. Blood, Sweat and Tears'da. O şarkıda. O şarkıdaki saçı çok iyiydi. Burada da iyi, kötü değil. İlk önce Jimin girdi. Bakalım şarkının devamını dinleyelim. Saç iyice bozuldu benim saçta. Neyse. Devam. Ay. Yine her zamanki gibi. Best Dancer'lar önde. I wanna have it by my pillow. Oh, can't be my teacher diyor. Acaba Jin'e çok yer verecekler mi? Yumuşak girdiler böyle. Bu sefer sert olmadı. Yine dans hareketleri hızlı ama. Bir hopladılar. Ya aslında böyle şey gibi geliyor. Dans hareketleri sanki her klipte bazı hareketler temel kalıyor ve bazıları değişiyor sadeceymiş gibi geliyor ama öyle değil aslında. Bilmiyorum yani güzel dans ediyorlar. Ayakları falan bayağı iyi oynadı. Şurada gördünüz mü görmediniz mi bilmiyorum. Şimdi ilk önce şeyi söyleyeyim şu sahne hakkında. Ben en çok şeyi düşünüyorum. Bakalım bu şarkıda Jin'in yeri ne kadar olacak. Çünkü bir ara bir gözüktü, bayağı ön plana çıktı. Şimdi ben Jimin biyaslı bir insanım ama bias checker'ım, bias checker'ım her neyse Jin. O yüzden Jin'in de daha fazla yer almasını istiyorum bazen. Bu yer konusunda Blackpink'te sorun yaşadık ama inşallah burada yaşamayız. Hepsini seviyorum. Ama sadece Jin'in de biraz böyle fazla söylemesini istiyorum. Çünkü ben onun sesini de bayağı beğeniyorum. You got me high surface. Nerede bu Halley? Yalnız yazı getirmişler kıyafetleriyle. Aşırı neşeli güzel bir klip olmuş. Şu yukarıdan kanepe düştü ya aklıma şey geldi bir an böyle Fire'da araba düşüyordu ya. Peki size bir soru. BTS'in yeni şarkılarını mı eski şarkılarını mı daha çok seviyorsun veya ikisini de çok seviyor olabilirsiniz. Bana göre Fire efsane bir şarkıydı. Onu da söylemem lazım. Love is nothing stronger. Devam. Suga'nın sesi mi değişmiş yoksa ben hızlattığım için mi böyle oluyor? Sesleri böyle sanki duşa girmiş de banyodan geliyormuş gibi geliyor. Niye bana öyle ekolu geliyor acaba? Kulaklıktan dolayı mı? Şu an bilmiyorum. Kulaklıktan dolayı da olabilir. Böyle bir ekolu geliyor. Arkadan sanki bir böyle uzaktan söylüyorlarmış gibi geliyor. Bu arada Suga'nın sesi bana acayip değişik geldi. Hepsi saç renkleri farklı. Evet. Farklı. Ben göremedim. Gözlerim kör oldu. Bu klipte ben şey sezdim böyle. RM ben patron gibiyim tabii. Lider olduğu için o tarz bir şekilde girmiş. Bayağı güzel olmuş. Beğendim. Yalnız Halle girmedi hala. Nicki Minaj gibi sonda verecekler bence. O kızın yerini çok merak ediyorum. Hak geldi. Gördüm. Bir şey söyleyeyim mi? Jin'e yine yer vermişler. Hoşuma gitti bakın. Ya ben bu Jimin'le Jin arasında kalmaktan ne yapacağım ya? İkisini de seviyorum. İkisi de çok iyi. Ama hani diyorsun, soruyorsunuz abi bir yasınla. İki tane bir yas oluyor mu ya? Gerçekten iki tane bir yas oluyor mu? Ha! Halley de girdi. Oha o da dans ediyor. Halley'i de bozdunuz be. Vay be. Yalnız bayağı sempatik bir kadın. Oh, RM bayağı şey gibi girdi. Nasıl anlatabilirim şu an size? Çözemedim böyle aşırı derecede. Karizmatik böyle stand-upçılar olur ama böyle bayağı yürüyen giden stand-upçılar var ya onlara benzemiş burada.
Onu da söylemem lazım. Ve şunu fark ettim. BTS mesela. Neyse hadi onu sonra söyleyeceğim. Sonra söyleyeceğim. Merak edin biraz. Kendi fikrimi söylemem. O anlaşılacağı gibi aşk şarkısı olduğu için daha bir böyle nazin, daha bir güzel, daha bir sevimli olmuş. Onu söylemem lazım klipte. Yine havalılar mıydı? Havalılardı. Onu da söyleyeyim. BTS'de hani bir videonun başında bir yerinde söylemeye çalışıyordum. BTS şöyle bir grup. Ben şunu düşündüm. Mesela Nicki Minaj'la düet yapacak dediklerinde Allah'ım dedim klipte yıkılacak. Hani böyle her yer twerk falan olacak diye düşünmüştüm. Gerçekten hani aklımdan geçirdim şimdi. Ne yalan söyleyeyim. Ama bir baktım Nicki Minaj kapanmış, şey olmuş falan. BTS ben şöyle düşünüyordum hani. Diğerleri baskın gelip klipte etkileyebilir, BTS'i onları değiştirebilir diye düşünüyordum ama BTS böyle diğer sanatçıları etkiliyor. Bu da hoşuma gitti. Mesela Halley'den de böyle şeyler, farklı şeyler beklerdim. O da yine böyle sanki grup üyesiymiş gibi aşırı sevimli bir şekilde dans bile etti. Yani grupta bayağı değiştirebiliyorlar yani. BTS bazı insanları böyle çok güzel bir şekilde etkileyebiliyor. Ben BTS'in kliplerini seviyorum şimdi. Çoluk çocuk herkes izleyebilir. Bunu da açıkça söyleyeyim. Neyse klibe geçelim. Klip böyle renkliydi, hoştu. Bana şey, DNA diyemeyeceğim. Şimdi böyle bir kliplerini benzetmeye çalışıyorum ama şu an kafamda benzetmiyorum. Bu biraz farklı olmuş. Hoştu, güzeldi. Arkadaki ışıklar benimkilerden tabii ki de daha iyi olacak ama işte böyle şey gibi. Las Vegas mıydı? Oradaki şeylere benzettim. Niye bilmiyorum. Ben de her şeye benzetiyorum. Klip güzeldi. Jimin'in sesini çok sevdim. RM'in partını çok sevdim. Rap yaptığı yeri. Suga da iyiydi. Ondan sonra Jin'e, bu klipte Jin yani benim şeyim. Ben onu destekliyorum. Bu klipte bayağı beğendim Jin'i. Jin'e de güzel yer vermelerini. Şarkı güzel olmuş. Böyle dinlediğimde siz de fark etmişsiniz bilmiyorum. Böyle bir gülümseme oldu. Zaten bugün mutluydum. Bu şarkıyla daha da güzel oldu. Daha ne diyebilirim bilmiyorum. Bütün düşüncelerim bunlar arkadaşlar. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince hızlı bir şekilde zaten çıktığı anda yüklemeye çalışacağım. Montajı bitirir bitirmez hemen sizin önünüzde olacak. Kanalıma abone olup videoyu beğenip beni de Instagram'da takip edip bildirimleri de açarsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Diğer videolarımı da izlemek isterseniz şuralarda bir sürü video olacak.